Bildiğiniz üzere 1.19 çıktı ve ben de yeni bir seriye başladım. Atacan'la birlikte oynadığım seride daha önce göstermediğim bir farm yaptım. Bu nevi patates ya da havuç farmı denebilir. Otomatik olan. Şimdi bunun size yapımını göstereceğim. Aslında izlediyseniz zaten az buz nasıl yapıldığını görmüşsünüzdür. Ama ben bunun yataklı versiyonunu göstereceğim. Yani köylüleri dinlendirerek yapacağız. Önce malzemeler. <laughs> Çit. Herhangi bir iş masası. Çapa. Havuç. Patates. Su kovası. Köylü, herhangi bir blok, yatak, herhangi bir blok, gübre varili, huni, sandık ve ışık taşı. Ben tabii yine bu 1.19'da gelen e, mangrove eşyalarını kullanacağım. Ona uyan da boyalı, kırmızı boyalayacağım. Ve kırmızı yatağı kullanacağım. Öncelikle, önceki gibi herhangi bir yere bir delik açtık. Daha sonra suyumuzu alıp buradan akıttık. Su ile işimiz kalmadı. Bunu en arkaya attım. Daha sonra ikinleri aldım. Yo, işimiz var bir dakika. Ben size o videoda sadece bir tane, iki köylüyle yapılan farmı göstermiştim. Şimdi toplam üç köylüyle yapılacak. Hani bir tarafı patates olacak, bir tarafı havuç olacak. Ortada bir köylü ve sürekli bu köylü sayesinde bizim sandıklarımızda ekinler de olacak. Önce ben şu çapaları bir atayım. Birinci köylümüzün yerini yapalım. Şimdi e, önceki farm videosundaki gibi yine bir boşluk bırakarak ben buraya alanımı yapacağım. Ama burada sadece bir tane köylü olacağı için bir tane yatak olacak. Bir tane de gübre varilimiz olacak. Yani bunun şeyi fark etmez. Ama ben şunu söyleyeyim. E, yatağı tam olarak köşeye sıkıştırmayın. E, baş kısmı da açık bir tarafa baksın. Hani şöyle tek bir tarafa bakan taraf olmasın. Bu şekilde açık bir tarafa baksın ki köylüler genelde buraya gelip buradan yatıyor. Ben hiçbir köylünün gelip buradan yattığını görmedim. Sebebini bilmiyorum. Gübre varilimizi dediğim gibi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Daha sonra biz buna duvar çekeceğiz. Herhangi bir şekilde istediğiniz, istediğiniz bir bloktan yapabilirsiniz. Ben 1.19'da gelen mangrove'un yani rengini çok sevdim. Bunu donatacağım kendim böyle. Alanımı bununla yapacağım. Daha sonra üstüne bir katlayacağım cam çekelim. Daha sonra en üst katına da ışık taşımızı çekeceğiz. Tabi bu dediğim gibi build olayı İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim fazla bir build zevkim olmadığı için. Ben yeni gelmiş hem bu soyulmuş bloğu göstereyim dedim. Hem de biraz da kırmızı renkli bir build yapalım dedim. Şimdi bunun aynısını karşı tarafa da yapacağız. Ama bu, bunu karşı tarafa yapmadan önce şöyle bir çılgınlık yapacağız. Yani yine buraları kırıyoruz. Aslında hepsini kırmamıza gerek yok. Şimdi burada Huni'miz olacak. Burada Köylümüz kalacak. Şuraya da yatağı koydum. İşimiz olması gerekiyordu. Şuradan işimizi herhangi bir bu yine gübre variliyle de yapılabilir. Buraya hani çiftçi de koyabilirsiniz. Ben hani farklılık olsun diye okçu masası koydum. Gerçekten fark etmez. Ama bir işi olsun güzel oluyor. Daha sonra ben şu sistemi göstereyim. Bizim bu elemanımızın buradan herhangi bir şekilde uyandığı zaman kaçmaması gerekiyor. Onun için böyle etrafını bir kapatacağız bunun. Şimdi düzeni bozmamak için de buraları da camla kapatıyorum ve en üst katını da ışık taşıyla. Şu şekilde olacak. Bizim sandıklarımız bu tarafta olacak. Yani şurada sandığımız olacak. Bu, bu, iki yerde hunimiz olacak. Bu iki huniler bu sandıklara bağlı olacak. Şu şekilde. İlk bu tarafı yapalım. Bizim köylümüz burada. Diğer köylü buraya gelip buraya atacak. Huni'nin birincisi burada. ikincisi burada. Üçüncüsü burada. Buradan da chestlere bağlanacak. Öncelikle chestleri bir koyalım. Sonra hunileri bağlarız. Hemen şu şekilde. Tamam. Daha sonrasında bizim buradaki köylüyü sıkıştırmamız gerekiyor. Yani bunun dışında bir yere gitmemesi gerekiyor. Bu olayı da göstereceğim burada. Neyse. Burayı kapattım. Buradan herhangi bir şekilde geçiş yok. Aynısını bir de bu tarafa yapalım. Tamam. Burasının üstü kapanacak zaten. Onda da sıkıntınız olmasın. Çünkü bunun aynı build'ini buraya da yapacağız. Burası aslında önemli kısımlardan bir tanesi bizim. Çünkü bu köylüyü herhangi bir şekilde buraya falan kaçırtmamamız gerekiyor. Çünkü bu köylü burada kalacak ki bununla gelince yüz yüze gelecek. Bu köylü buradayken hani buradaki böyle bakar, atmaz, sağa sola döner. İşte toplamayı devam eder. Çiftçi köylüler her zaman diğer köylüleri beslediği için zaten bunu önceki farm videosunda köylü çoğaltma videosunda da göstermiştim. Onlar birbirlerine bir şeyler atıyorlar falan. Burada da var ama burada alamadan huniler kapacak. Olay bu. Köylüyü beslemek için atıyor, huniler kapıyor, hop sandıkta. Şimdi bizim elemanımızın buraya yatacak. Eyvallah ama buraya çıkmaması gerekiyor. Bir blokluk yeterli. Eğer bu köşeyi siz şu şekilde yaparsanız bu köylü uyandığı zaman burada çıkıyor. Yani köşeleri kapatmaya dikkat edin. Ben seriden bu build'in aynısını hemen bu tarafa da yapayım. Sonra devam edelim. Son yatağımızı da koyalım. Ben buraya ekinlerimi de ektim. Baş kısmı buraya bakacak şekilde koyuyorum. Hatta biraz daha şöyle ikilik bir alan da verelim. Şuna da aynısını yapalım. Şöyle olsun. Yani fark etmiyor bunların. Biraz kendi zevkinize bağlı. Gübre varillerini ortaya koydum. Hani suya düşmesinler falan. Biraz da dedim hani güzel duruyor. Estetik duruyor. Üstünü kapatmamın sebebi bu gübre varilin gerçekten üstüne çıkıp bunun üstünden atlıyorlar ve hani burayı tekrardan çapalamanız gerekiyor. Ve köylüler bunu yapmadığı için de eziyet oluyor. Olayımız bu. Şimdi biz buraya köylülerimizi vereceğiz. Köylülerimizi sonra bir gün dinlendirip işine başlatacağız diyebiliriz. Hemen bir tane köylü çıkardım buraya. Bu biraz dolansın etrafı keşfetsin. Daha sonra böyle ilk yatak arasına çıkartayım. Bu işini almış. Bu da işini almış. Daha sonra bizim diğer elemanımız burada kalacaktı. Buraya da bir tane çıkardım. Bu da işini aldı. Hemen üstünü kapattım. Daha sonra buraya alışmaları amacıyla bu kendi deyimim bu arada. Şimdi uyuyacaklardır. Evet ikisi de yatağını almış. Buradaki elemanımız uyuyor mu? Size dediğim olay. Uyumuyor. Çünkü yatağın baş kısmı bu tarafa bakıyor. Ama ben bunu böyle alıp çevirdiğim zaman uyuyacaktır biz de uyuyalım. Bu sistemimizin çalışması için öncelikle bu ekinlerin en üst seviyede olması gerekiyor. Yani büyümüş hali olması gerekiyor. Bunun için hemen random tick rate'i e 1000 yaptım. Daha demin yanlışlıkla time yazdım. Bunlar böyle büyüyecek. Yenilerini toplayacaklar. Envanterlerini alacaklar. Envanterlerindekilerini bunlara boşaltacaklar. İşte böyle bir bakışma oluyor. Sonra topladığı şeyi atıyor. Önce toplaması için bir zaman vereceğiz. Ne zaman topluyor anlamadım. Bu köylülerin gerçekten güzel bir kafası var. Aslında şu an hani bırakın çalışsınlar. Yani şu an sistem çalışıyor. Ama ben toplamaya başladıklarında size geri döneceğim. Evet seyirci moduna geçtim ve yavaştan toplamaya başladılar. Böyle birer ikişer tane. Evet ekiyorlar. Zaten sesleri görüntüleri de görüyorsunuzdur. Şimdi şu da var tabi. Ne zaman hani onlara atacaklarını bu ortadaki köylüyü ne zaman beslemeye başlayacaklarını biz de bilmiyoruz. Hani... Bunun tam olarak bir süresi ya da adeti var mı bilmiyorum. Ama böyle bakışıyorlar. Birden tık atıyor. Abi tarlayı dümdüz ettiler. Her şeyini topladılar. Şu an envanterleri güzel bir şekilde doldu. Yavaş yavaş atma işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Gördünüz. Tık 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 oradan patatesler düştü. Geldi biraz bağış yaptı. Bu arkadaşımız bağış yapmış mı? Göremedik onu ama. Diğeri patatesleri atarken gördüm. Sandığımızı kontrol edelim. Baya baya patates atmış bir de Yani envanteri boşaltmış Aa attı galiba o da Aa o da atmış He onu görmedik ama Ben tam o yakaladığım anda büyük ihtimal Slow motion ya da yakınlaştırılmış bir şekilde gösteririm Yani gördüğünüz Topluyorlar büyük ihtimal Tüm tarlayı hallettikten sonra Tarla işleri kalmıyor biraz gübre variliğine Birkaç stokluyorlar Daha sonrasında artanları da Bu elemanı beslemek için atıyorlar ama bu elemana gitmiyor. Bu sandığa gidiyor ve güzel bir sayıda atıyor. 79 tane. Çok iyi abi. Farm bu şekildeydi. Ee, eğer isterseniz eski usul e, tren raylarıyla, vagonla yapılan bir tane farm var. Ama onu şu an fazla kullanan yok diye biliyorum. Ama yine de gösterebilirim. Hani onu da merak ediyoruz. Bir de onu deneyelim. Bu çok bekletiyor falan derseniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Diğer farm videolarında görüşmek üzere.